videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir sürprizim var. Yani daha doğrusu benim sürprizim değil bu, Tokaboka'nın sürprizi. Çünkü Tokaboka beni de şaşırttı bu sürprizle. Çünkü beklemiyordum. Aslında bekliyordum ama yani bir yandan da beklemiyordum ama eminim şu an kafanız çok karıştı ve ne dediğimi anlamıyorsunuzdur Queen'lerim. Hemen göstereyim size. Darararam. Böyle bir yer gelmiş Queen'lerim. Buna artık yeni bir cadde mi desem, yeni bir mahalle, yeni bir ada mı desem bilemiyorum. Ama yani sonuçta gelmiş Queen'lerim. Cadde, mahalle, işte sokak, diğer var artık her ne derseniz. Böyle yeni bir bölüm eklenmiş yani. İşte Toka City'ye, Toka şehrine yeni bir bölüm eklenmiş Queen'lerim. Ve çok beğendim çünkü hani oyun çıktığından beri, yani en azından ben oynamaya başladığımdan beri ki 3 yıldır oynuyorum. Şu kısım hariç, evet şu kısım hariç hiç haritaya yeni bir yer eklendiğini görmemiştim ben Queen'lerim. Ve şu an bu yer eklenince ben çok şey oldum, sevindim yani. Gelişiyor Toka Life'ımız, gelişiyor. Burası Neat Street diye geçiyor Queen'lerim. Yani buranın da henüz daha oyunun şeyine, mağazadaki kısmına eklenmemiş Neat Street diye. Ama burası Neat Street. Bunu da nereden biliyorum Queen'lerim? Çünkü yeni gelecek sürümde Neat Street apartmanı yazıyordu. Yani Neat Caddesi apartmanı yazıyordu. Ben şimdi o sürümün o şeyini görünce bir kendi kendime düşünmüştüm Queen'lerim. Demiştim ki Toka Life'de Neat Caddesi diye bir cadde yok. Yani Neat Street diye bir yer yok. Acaba yeni mi gelecek diye düşünmüştüm. Ve haklı çıkmışım Queen'lerim. Toka Life'da Pompon Zirvesi var, Fox Vadisi var, Bob Caddesi falan var ya. Ya da OK Street falan var. Ama Neat Street diye bir yer hiç yoktu. Ve ben düşünmüştüm apartmanın bu caddeye geleceğini ve bu caddenin yeni bir cadde olacağını. Ve gerçekten tahminim tuttu şu anda Queen'lerim. Keşke bunu inceleme videosunda söyleseydim. Neyse, o zaman yeni gelen bu ada, yani şehrin yeni kısmı hakkında bir yorum yapayım. İlk öncelikle inceleyelim Queen'lerim. Böyle yüksek yüksek güzel güzel binalar görüyoruz. Trenler görüyoruz ya da artık metro mu Marmaray mı bilemeyeceğim. Görüyoruz. Bu basketbol sahası görüyoruz basketbol oynamak için. Tabii hiçbirinin içine girilmiyor şu anlık. Şurada restoran ya da otel olabileceğini düşündüğüm bir yer var. Bu da bunun da banka falan, bankaya benzettim. Yani bankaların girişine benzettim. Tabii tekrar diyeyim, giremiyoruz içlerine şu anda Queen'lerim. Böyle çok bir gelişmiş şehir havası veriyor Queen'lerim. Hani böyle şehirler gelişir yani, böyle bilim kurgu filmlerindeki gelişmiş şehirler olur ya Queen'lerim, onlara benziyor. Hani biraz da Japonya'daki ya da böyle daha gelişmiş ülkelerdeki şehirlere benziyor bu kısım. Yani gerçekten çok bayıldım. Toka Life çok gelişiyor kendi içinde. Bunu görmek de Toka Life'ın Türkiye elçisi olarak beni çok mutlu ediyor. Bayıldım yani. Sizin bu sürüm hakkındaki yorumlarınız neler? Yorumlara yazmayı unutmayın. Fikirleriniz neler? Daha doğrusu yorumlara yazmayı unutmayın. Gerçi ikisi de aynı şey de. Bu arada Queen'lerim şeye girelim de. Henüz daha bugün ayın 13'ü. Ama yeni ev gelmemiş. Ben baktım. Sadece bu cadde gelmiş. Yeni ev yok. Bakın Queen'lerim, henüz daha mağazaya eklenmemiş. Oyunu da güncelledim. Mağazada yok yani. Normalde olduğunda direkt buraya geliyordu ama henüz daha gelmemiş ev. Gelince onu da satın alıp videosunu çekeceğim sizin için. Beklemede kalın. Bu yeni gelişmemiz, Neat Street'imiz Türkçe'ye çevrildiğinde temiz değil, düzenli cadde olarak geçiyor. Temiz de olabilir. Yani anlamları yakın zaten. Düzenli, temiz cadde ya da sokak, artık her neyse, sokak değil bence, biraz büyük cadde de. Hayırlı olsun yani bu yeni caddemiz. Ben çok sevdim. Sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Evet, bu kadardı. Hoşça kalın. Nasıl kapanış yapacağımı bilemedim şu an. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Queen'lerim. Bye bye.